İnsan daima Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini düşünmek durumundadır. Düşündükçe insanoğlunun kalbindeki imanı ve teslimiyeti kuvvet bulur. İnsanoğluna Cenab-ı Hazretleri çeşitli ayet ve işaretlerle bunu zaten öğütlemiştir insanoğluna. Allahü Teala Hazretleri ayetlerini göstermiş, kudretine delalet eden işaretleri ona Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli ayetleriyle kılavuzluk etmiştir ve bu suretle insanı gafletten uyarmıştır Cenab-ı Hak. Mümin ilahi kudretin azameti karşısında hayranlık duyacak, Allah'a olan kulluk duyguları daima kuvvet bulacaktır. Teslimiyeti artacaktır. Böylelikle imanını kuvvetlendirecektir mümin. Cenab-ı Hak işte ayeti-kerimede yine mümini kendi kudret ve azametiyle ilgili olarak ikaz ediyor. Ona kainatın her türlü nizam ve ahengi hakkında bunu yapanın Allah olduğunu hatırlatarak Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ona Cenab-ı Hak ihtar ediyor kendi büyüklüğünü. Estaizu billah, bismillah. Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicul nehâra fin leyl ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyte minel hay ve terzuku men teşa'u bi hisab Allah geceyi gündüze dahil eder mevsimlerin değişmesiyle birlikte dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle hadiseler günlerin deveranı Günlerin uzunluğu, gecelerin kısalığı, gecelerin uzunluğu, günlerin kısalması gibi bir takım olaylar, dünyanın hareketinden neşet eden hadiseler, Allah'ın kainatta kurduğu muazzam nizamın belirtileridir. O muazzam ahengin işaretleridir buyuruyor cenab Hak. Bunu siz gelişi güzel bir hadise olarak görmeyiniz. Allah'ın bunda büyük hikmetleri vardır. Tuğlicü leyle evlece yulicu bir mana edhale yudhilu yani dahil etmek manasına. Tulicu leyle fin Geceyi gündüze dahil eder Cenab-ı Hak. Yani geceler uzar, gündüzler kısalır. Bu suretle geceler gündüzlerden daha fazla olur. Yani bir süre önce gündüz olan vakit gece haline gelir. وَتُولِ جُنَّهَا رَفِ Yaz günlerinde, kış günlerinde böyle olur. Yaz günlerinde ise Cenab-ı Hak alışılmış mevsimlerin cari olduğu yerlerde gündüzler yazın uzar, geceler kısalır. Gece karanlığının bastığı zamanda bile gün ışığıyla ortalığın apaydınlık olduğunu görürsünüz. İşte bunlar da Allah'ın kudretinin büyük işaretleri vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bütün bunları düşünün. Ve tukhricul <laughs> hayye minel meyyiti ve tukhricul meyyite minel hayy. Cenab-ı Hak ölüden diriyi çıkarır. Camit bir madde gibi görünen yumurtadan civciv çıkarır Cenab-ı Hak. Ve o canlı olan hayvandan, tavuktan cansız gibi görünen Evet içindeki hücre vesairede de hayatiyet var ama dış görünüşü itibariyle insanların alıştıkları hayati özelliklere sahip olmayan bir cemaat gibi, taş gibi bir yumurta, bir madde çıkarır Cenab-ı Hak. Yani ölüden Cenab-ı Hak diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Ayet-i Kerime'yi bu şekilde tefsir etmiştir alimler. Seyyid Şerif-i Cürcani Hazretleri Tarifat isimli kıymetli ve mühim eserinde tefsir ve tevil kelimelerini açıklarken orada bunu e, misal olarak veriyor bu ayet-i kerimeyi. Diyor ki işte Cenab-ı Hakk'ın ölüden diriyi çıkarıyor, diriden ölüyü çıkarıyor şeklindeki ayet-i kerimede tefsir olarak yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı Cenab-ı Hakk'ın çıkarması gösterilir. Ama bunu tevil edecek olursak ayet-i kerimeyi daha farklı, daha kapsamlı bir şekilde yorumlayacak olursak o zaman deriz ki Cenab-ı Hak cahilden alim bir insan meydana getirir. Alim bir kişiden de cahil bir kimseyi meydana getirir Cenab-ı Hak. Bu da tevil olur buyuruyor. İşte insanların içerisinde hakikaten günlük hayatta hep rastladığımız, müşahede ettiğimiz olaylardır bunlar. Bakarsınız son derece kör kütük cahil, hiçbir şeyi anlamayan bir insandan çok faziletli, ilme istidatlı, alim bir çocuk meydana gelir. Son derece alim bir zatın son derece cahil ve her şeyden habersiz bir çocuğu olabilir. Her türlü ihtimamına rağmen onu doğru dürüst e, ilim ve irfan yolunda eğitemez, terbiye edemez, yetiştiremez. İşte bunlar Allahü Teala'nın hikmetleridir. Cenab-ı Hak her şeyi bir hikmete mevni yaratmaktadır. Allahü Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Ve terzuku men teşa'u bi gayri hisab. Ya Rabbi sen dilediğin kimseyi hesapsız olarak rızıklandırırsın. Kime murad edin, kimi istersen onu son derece büyük rızıklarla merzuk edersin. Nasıl gündüzü geceye, geceyi gündüze gündüzü geceye dahil ediyorsan, nasıl ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarıyorsan, halk ediyor, yaratıyorsan, aynı zamanda Ya Rabbi sen insanlardan bir kısmını istediğin kimseleri son derece ölçüsüz, hesapsız bir şekilde, hadsiz hesapsız bir tarzda rızıklandırırsın, rızıklarınla onu merzuk edersin, nimetlerinle onu her türlü nimetine gark edersin ya Rabbi diyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu duayı bize öğretiyor. Biz, bizim Cenab-ı Hakk'a bir nevi tasarru ve niyazımızdır. Cenab-ı Hak ne şekilde Cenab-ı Hak kendisine yalvaracağımızı bize öğretiyor allah Teala. La يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ evliya min دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminler dururken, müminlere mukabil, kafirleri kendilerine, münkir kişileri kendilerine dost edilmesinler. Onlardan dost tutunmasınlar. Onlara bütün mevcudiyetleriyle, bütün samimiyetleriyle güvenmesinler. O insanlar kendi küfürleri dolayısıyla ellerine fırsat geçtiği zaman mutlaka zarar vermek isteyebilirler. Dikkatli ve hazer içinde olmak lazım. Lemen yefal zalike fe min minallahi fi şeyin illa an tettekumu minhum Kim bunu yaparsa yani müminler dururken inanmış kimseler dururken onların samimiyetlerine güvenmek varken kafir ve minkirlere güvenir onları dost tutarsa onlarla senli benli olur, onlara bütün sırlarını açarsa, Allah huzurunda onun kendini savunabileceği hiçbir mazereti yoktur. Kendini savunamayacaktır Allah huzurunda. Bu yaptığı işin hesabını Allah katında vermesi mümkün değildir. İlla en tetteku minhum tuka. Ancak o kafirlerden müminlere, inanmış kişilere, bir zarar gelmesinden endişe edersiniz ve o yüzden onlardan çekindiğiniz için ihtiyat olsun diye onlarla iyi geçinirseniz o müstesna. Cenab-ı Hak burada da insanların gerek insanlar arası gerek milletler arası münasebetlerde onları çaresizlik içinde bırakmamış Cenab-ı Hak. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerinde zaruretlerin davet ettiği bir takım çaresizliklerin mecbur kıldığı durumlarda sakınmak ve bir takım insanların şerrinden, kötülüğünden korunabilmek maksadıyla korunmak için onlara karşı herhangi bir şekilde dostça onlara karşı müdara ile harekete cenab Hak bu şekilde müsaade etmiş oluyor. Cenab-ı Hak isim vermiş oluyor. Yoksa hakikaten müminlerin çeşitli ortamlarda insanlarla olan muamelesi çok güçleşirdi. İslamiyet insanlara zaruretler karşısında bir takım imkansızlıklar karşısında kolaylıklar ihsan etmiştir Cenab-ı Hak. Bir takım kolaylıklar lütfetmiştir. Onların muamelelerini, onların bir takım işlerini yürütmeleri konusunda işlerini kolaylaştırmıştır Cenab-ı Hak. İşte bakın illa en tetteku minhum tuka. meğer ki onlardan herhangi bir şekilde çekinirsiniz ve sakınarak onların şerrinden korunmak maksadıyla bir geçici dostluk peyda edebilirsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ba dositan mürvet, ba düşmenan müdara müdara işte bu. Yani onlar size zarar verebilecek olan kimselerin zararını def etmek maksadıyla onlara yaltaklık etmek değil, tabasbus değil. Şahsiyetinizi koruyarak, kimliğinizi muhafaza ederek ciddiyet ve vakar içinde sırf müminlere, Müslümanlara inanmış kimselere bir zarar gelmesin diye o insanlarla iyi muamele, beşeri ilişkilerinizi devam ettirebilirsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ne kadar güzel. Ve yuhazzirukumullahu nefse. <Sessizlik> Allahü Teala Hazretleri Cenab-ı Hak kendi azabından, ikabından sizi sakındırıyor. Allahü Teala sizi azabından sakındırıyor. Sizi tahzir ediyor. Azabına kendi zatı huzurunda vereceğiniz hesapla içinde bulunabileceğiniz kötü durumlardan sizi ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Ve ilallahil masir dönüşünüz Allah'adır. Allah'ın huzuruna varacaksınız sonuç itibariyle. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhullah Allah. Siz gönüllerinizdekini ister gizleyin, isterse ona açığa vurun. Allah onu bilir sizin niyetinizin ne olduğunu Cenab-ı Hak bilir. Hangi niyet ve hangi maksatla hareket ettiğinizi Cenab-ı Hak bilir. İster bu niyetinizi saklayın ve gizleyin, isterse o niyetinizi apaçık ortaya koyun. Belirtin ve söyleyin. Cenab-ı Hak her iki durumda da sizin gönüllerinizde, kalplerinizdeki bütün niyet ve maksatlarınızdan haberdardır. Vallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Sizin nefislerinizdeki, gönüllerinizdeki bilmek şöyle dursun, gönüllerinizdeki bilmek şöyle dursun. Onlardan haberdar olmanın yanında Cenab-ı Hak bütün göklerde ve yerde ne varsa onları da bilir. Hepsinden haberdardır Cenab-ı Hak. Onun ilminden, onun ihatasından hariç hiçbir şey yoktur. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allahü Teala her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter cenab Hakk'ın. Onun gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte inanan insanlar bu inanç ile bu şuur ile hareket ederler. Böyle bir inanç onlara gizli ve saklı, gizli ve aşikar bütün işlerinde Allah'ın murakabesi altında bulunduklarını hatırlatır ve bu murakabe ile Cenab-ı Hakk'ın gözetimi altında onlar son derece dikkatli, basiretli hareket ederler. İnsanlardan dost tutacakları kimseleri daima iyi seçerler. Müminleri gerçek ve samimi olarak içten gelerek severler. Kafirlerle herhangi bir mecburiyet karşısında herhangi bir şekilde beşeri münasebetlerin yürütülmesine zaruret hasıl olduysa Allah onun hangi şartlar tahtında hangi zorlamalar neticesinde olduğunu bilir. Onun için hiçbir zaman mümin Allahü Teala'yı haşa kandırma yoluna tevessül etmez. Çünkü kandırılan kendisi olacaktır sonunda. Allah hepsini her şeyi bilmektedir aslında. Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte mümin kendi gönlünde ve nefsinde olan her şeyden Cenab-ı Hakk'ın haberdar olduğunu bildiği gibi göklerde ve yerde olan hiçbir şeyin Allah'ın ilminden gizli kalmayacağını onun ihatası dahilinde bulunduğunu da düşünür. Böyle bir düşünce, böyle bir iman ile o elbette ki son derece ölçülü, son derece hesaplı hareket etmenin sorumluluğu içinde yaşar. Ne güzel ne güzel öyle disiplinli, sorumlu yaşayarak, imanından gelen bir teslimiyetle hareketlerini, davranışlarını düzelten insanlar.